Herkese merhaba arkadaşlar. Yaz geliyor, tercih zamanları yaklaşıyor. Siz de tercih yapacaksınız. Alikan Galatasaray işletmede, ben de İTÜ Endüstri Mühendisliğindeyiz. Bugün aramızda tatlı bir tartışma var, onu tartışacağız. Galatasaray mı, İTÜ mü? Bugün her iki üniversitenin de artı ve eksi yönlerini söyleyeceğiz. Bir tartışma tarzında olmayacak, daha çok bilgi verme tarzında olacak bu muhabbetimiz. Başlıyorum o zaman. Galatasaray deyince aklıma ilk olarak sosyal bilimlerindeki güzel fakülteleri ve güzel başarısı geliyor. Tabii ki Galatasaray sosyal bilimlerinde çok önde geçmişi olan bir üniversite. Galatasaray'dan sonra İTÜ'de mühendislik denince aklıma ilk gelen üniversitelerden tabii ki Türkiye'de sayılı. Endüstri mühendisliği kendi bölümünden de çok memnunum ve diğer mühendislik dallarında da çok gerçekten başarılı bir üniversite. Aynen. Bunun dışında neden bahsedebiliriz peki? Mesela dil olarak Galatasaray'ın ben... Galatasaray'da ilk farklılık tabii göze çarpan Fransızca oluyor. Bizim okulumuzun bölümlerimizin daha doğrusu ana dili İngilizce'den farklı olarak Fransızca. Ama tabii ki İngilizce ve diğer dillerin eğitimini de okul süreniz boyunca alıyorsunuz. Bunu da böyle bir eksi olarak kabul etmeyin lütfen. Aynen, bizde de mesela Almanca, İspanyolca falan tarzında seçmeli derslerimiz oluyor ama Galatasaray'ın tabii ki dil açısından biraz daha baskın olduğunu ben de kabul ediyorum gerçekten. Ama bizde şöyle bir özellik var. Bizim SUNY programları dediğimiz programlar var İTÜ'de. Nedir bu? Söyleyelim bunu da. 2 sene Türkiye'de, İTÜ'de normal buradaki fakültelerde eğitim görüyorsunuz. 2 sene de Amerika'ya gönderiyor. Size oradaki üniversitelerde, denkliği olan üniversitelerde eğitimlerini görüyorsunuz. Anladım. Erasmus'a benziyor yani. Yani biraz... bir nevi Erasmus diyebiliriz ama biraz tabii ücreti var bunun de. Anladım. Yani bizim de mesela Galatasaray'da şu tarz bir muhabbet var. Hani work and travel, ya tabii ki Erasmus da var tercih ederseniz ve ortalamanızı tutturursanız. Ve ayrıyetten Fransa'ya yazın work and travel tarzında ufak bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ve Fransa-Türkiye ortak çalışması olan bir üniversite olduğu için Fransa'ya vize ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir avantaj. Tabii İTÜ'nün de bu tarz kolaylıkları ya da imkanları geniş tabii ki. Ama mesela ben şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Biraz daha fiziki yönlerinden bahsedeyim üniversitenin. Üniversitemiz Boğaz'ın hemen yanında biliyorsunuz arkadaşlar. Boğaz Köprüsü'ne böyle elimi uzatsam hani böyle tutacak kadar neredeyse güzel bir yeri var. Ama senin tabii ki de biliyorum yani. Övmeyeceğim sizinki gibi. Boğaz kenarında değil, deniz kenarında değil. Ama bizim de fakültelerimiz, özellikle Maslak'taki kampüsümüz var arkadaşlar. Çok geniş yani, hani benim daha bilmediğim birçok yer var, ben size öyle söyleyeyim. Ya ben bayılıyorum zaten. Bildiğim çok güzel yerleri de var, bilmediğim de çok güzel yerleri var. Yeşillik olsun, spor alanları olsun, aktivite olsun, her açıdan çok geniş. Özellikle stadyumumuz zaten Türkiye'de muhtemelen bilmeyen yoktur. Festivallerimizde, konserlerimizde gerçekten çok önemli bir yer ve çok da güzel bir yer gerçekten. Çok geniş ki benim kendi Maçka'daki kampüsüm de yani Taksim'de Beşiktaş'ın ortasında. Aynen, ben zaten İTÜ'nün kampüslerine de bayılıyorum tabii kendi kampüsümüzün dışında. Örneğin bir de akademisyen bazında bakalım olaya, yani öğrenim bazında bakalım. Yani ben tabii hocalarımızı eleştirmek gibi bir şey söylemiyoruz burada ama şöyle bir avantaj ya da güzel bir şey söyleyeyim. Mesela ismi tanıdık bazı akademisyenlerimiz var. İlber Ortaylı ya da Candan Erçetin gibi. Bu nedense bir motive edici oluyor. Hani karşılaştığınızda falan üniversitenizde. En azından kulağa hoş geliyor. Ya da kulağa hoş geliyor. Ya da hani televizyonlarda gördüğünüz simaları kantinde yanınızda çay içerken, kahve içerken İlber Ortaylı yavaş yavaş konuşurken falan görebiliyorsunuz. Yani bu da böyle hoş bir şey oluyor Galatasaray açısından. Yani. Tabii ki dediğimiz gibi bizim kendi akademisyenlerimiz, hocalarımız kötülemek kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Başarısından ama zaten aynen öyle. Tartışamayız. Yani. Eğitimle alakalı bir sıkıntımız yok ama böyle medyatik isimlerin olması da tabii insanın biraz daha motive ediyor. Yani bahsederken bile hani bir dediğim gibi motive oluyorsunuz gerçekten. Aynı şekilde. Ama tabii bir de biz böyle üniversitelerimizi övmek için başlamadık bu yola. Biz kendimizi eleştirmek için başladık. Güzel yönlerini söyledik. Biraz da ya tabii ki de güzel yönlerini bitiremeyiz ayrıca ama dezavantajlarından da bahsedelim ki siz de tercihinizi yaparken ona göre şey yapın. Ben mesela başlayayım. Üniversitemiz arkadaşlar çok küçük. Evet, Boğaz kenarında çok güzel yeri var ama küçük olması imkanlarını da biraz daraltıyor maalesef. Örneğin bizim spor aktivite ve kulüpleri olmasının dışında bir spor salonumuz ya da spor yapabilecek bir alanımız yok mesela. Örneğin. Ya bunun
Evet, bu mesela bunda bir Galatasaray Lito arasında bir zıtlık var. Bizim de bunun aksine gerçekten spor kulüpleri olsun, farklı çeşitli sosyal kulüpler olsun çok geniş gerçekten. Amerikan futbol takımımız, basketbol takımımız sayamayacağım bir sürü takımlar var ve gerçekten başarılı takımlar. Ben kendim Amerikan futbol takımında bir sene oynadım. Her sene Unilig'de şampiyon oluyor ya da şampiyonluğa oynuyor. Basketbol takımımız keza öyle ve bunun dışında okçuluk olsun vesaire bir sürü şey var. Salonlarımız var bir sürü. Bunlar yine çok gerçekten avantaj. Ama bunun dışında bizim de şöyle bir şey var. Galatasaray'da bildiğim şu var gerçekten önemli. Hani dezavantaj olarak benim de söyleyebileceğim bir şey. Galatasaray bir aile gerçekten. Hani biz zaten bir takım olduğunu da biliyoruz. Gerçekten bir takım gibi bir aile yapısı var Galatasaray'da. Evet. Bu benim gerçekten imrendiğim bir şey. Bu da mezun olduktan sonra devam etmesi de... Aynen. Mezun olduktan sonra mesela şöyle bir şey duydum ben. Hani diyelim Galatasaray'dan bir birisiyle bir yerde karşılaştığında senin üst devrensi o. Hani o senin hesabını ödermiş. Hani oraya kadar bir şeyin duydum. Yani, belki efsanedir ama... Belki de hani, efsanedir. Ama böyle bir şey... Sonra. Hani bahsi bile hoş bunun gerçekten. İçinde de tabii ki mutlaka bir yapı var. Ama bu Galatasaray kadar pahalı bir yapı yok maalesef. Aynen benim öyle. Yani bunun... Bu bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ayrıyeten bunun etkisini de şöyle... Yani bu neden böyledir? İçinin bu ilgisizliğinden kesinlikle değildir. Az öğrencinin muhtemelen etkisidir bu. Ve hani... Biraz daha hani seçilmiş, daraltılmış olduğundan dolayıdır yani. Ama bir de şundan bahsedeyim dezavantajlar demişken. Bu bir dezavantaj olarak görmeyin bunu kariyeriniz açısından. Ama şöyle bir şey var ki, örneğin bizim dilimiz Fransızca olması bir senede yeni bir dil öğrenmeniz anlamına geliyor. Ve bu da zorlayıcı bir etken. Çünkü daha da yeni üniversite sınavından çıkmış oluyorsunuz ve zor bir tempoya yeniden giriyorsunuz. Bu hayatınız için muhteşem bir avantaj olabilir çünkü neredeyse direkt İngilizce ve Fransızca ile başlayacaksınız üniversite hayatınızda. Bu müthiş bir avantaj olabilir ama zorlayıcı bir etken. Bunu kesinlikle söylemeden geçmek istemiyorum. Bu övgünün yanında zorlukları da mutlaka oluyor maalesef. Bunun dışında ben yine üniversitemle alakalı söylemek istediğim bir nokta var. Kütüphanemiz arkadaşlar gerçekten. Mustafa İnan Kütüphanesi Türkiye'deki benim bildiğim kadarıyla üniversitelerde özellikle en büyük kütüphane. Evet, en büyük kütüphane. Gerçekten çok geniş bir kütüphanemiz var. Bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. O da önemli bir nokta gerçekten. Tabii kütüphane falan bizim de var ama yani tabii kişiyle orantı olarak bizimki de küçük ama tabii öyle bir hani o tarz bir imkan kısıtlaması yok. Ufak tabii bir iki hani küçük bir mesela sinema salonumuz var. Mutlaka İTÜ'de falan da vardır bunlar, bu tarz şeyler. Ama örneğin hani şöyle bir şey söyleyeyim. İTÜ'nün benim hoşuma giden kısmı aklıma gelen bir ünlü ismin, bir yabancı ismin hani konsere geleceğinde çıkacağı 3-5 arenadan birisinin İTÜ evet. olması. Arkadaşlarımın mesela... kütüphanede ders çalışırken Justin Bieber dinliyorduk demesi bile hoş bir şey. Justin Timberlake, Lady Gaga bunların hepsi geldi yani. Hakikaten o güzel bir şey. Tabii Galatasaray'da festival olmuyor mu şey olmuyor mu öyle bir şeye girmeyelim. Ama tabii ki kendi şeyleri dahilinde gayet güzel bir ortamı ve eğlencesi de Galatasaray'ın ayrıyetten etkinlikleri var. Şöyle bir şey de söyleyeyim hani ben spor yapamayacak mıyım, ben şey yapamayacak mıyım? Evet tabii ki de imkanlar dar ya da işte fitness ya da bu tarz salonlarımız yok. Ama takımları olduğu için size spor salonu yönlendiriyorlar arkadaşlar. Hani öyle bir etkinliklere katılıp yani kendinizce okul içinde olmasa da başka yerlerde sürdürüyorsunuz. Sadece biraz daha zorlayıcı oluyor yani. Aynen öyle ve ayrıyetten şöyle bir şey de var. Evet az kişi olduğu için seçilme durumu az olduğu için de başarı da biraz düşük oluyor. Ama şöyle bir imkan var. Bizde örneğin turnuvalara Fransa'da katılabiliyorsunuz. Ya da böyle hani bu tarz güzel hani yurt dışı şeylerine, yarışmalarına, işte şeylerine daha etkin olabiliyorsunuz. Ben İTÜ'de hani vardır yoktur diye demiyorum ama bu da hani renkli bir şey. Öyle. Aynen. Alikan festivallerden bahsetti. Tabii ki İTÜ Fest'i hepiniz üniversite öğrencilerin birçoğu duymuştur. Herkesin de sene içinde beklediği bir etkinliktir. Benim bu sene aynen. Bekliyorduk biz de ama bu sene maalesef üzücü bir şekilde iptal oldu. Festival yapamadık. Ama gerçekten hani bütün üniversitelerden bu festivalleri bekleyenler de oluyordu. Siz de geldiğinizde İTÜ Fest'e katılmayı unutmayın olursa. Aynen öyle bir şekilde. Ya tabii ki de bizim katamadığımız ya da aklımıza gelmeyen şu anda notlarımızı da aldık halbuki ama hani bazı şeyler vardır. Sizden de bunları bekliyoruz ve ya da sormak istediğiniz, şey yapmak istediğiniz şeyleri de aynı şekilde bekliyoruz yorumlara ya da istediğiniz şekilde sosyal medya hesaplarından sosyal konulara ulaştığınızda. Aynen öyle. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, sakın korkmayın, sakın çekinmeyin.
Yani biz her şeyi cevaplamaya ve sizinle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ekranın şu tarafında, şurada bir yerlerde oradaki hemen tıklayarak abone olabilirsiniz. Sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın.